Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, Moskova hükümetine uygulanan yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı, küresel piyasalardaki hareketlilik enerjiye de yansıdı. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sözleri enerji piyasasında domino etkisi yarattı. Açıklamadan hemen sonra Brent petrolün varil fiyatı 130 dolara aştı. Amerika Birleşik Devletleri petrol ithalatının %8'ini Rusya'dan karşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise yaptırım sinyalini Şubat'ta vermişti. Batılı ülkelerin temsilcileri enerji, arz güvenliğini ele almak için Washington'da bir araya geldi. Başkan Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın enerji arzındaki herhangi bir kesintiyi hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağına söz verdi ve gerçekten de yapacağız. Kısa sürede dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve büyük üreticilerle piyasaya uyumlu artan doğal gaz kapasitesi hakkında görüşmeler yapıyoruz. Ardından Blinken, Avrupa ülkeleri ve enerji ihracatçısı ülkelerle görüştü. İngiltere, Kanada ve Hollanda liderlerinde gündemi enerjiydi. Londra'daki 10 numaralı başkanlık ofisinde gerçekleşti görüşme. Toplantıda Rus enerji bağımlılığından adım adım uzaklaşılmalı vurgusu vardı. İngiltere yıl sonuna kadar Rus petrol ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı. Birleşik Krallık petrol ihracatının %1,5'unu Rusya'dan gerçekleştiriyor. Geçen yıl Avrupa doğalgazının %40'ını Rusya'dan almıştı. Avrupa Birliği enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulma planı hazırladı. Planda Avrupa ülkeleri sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikini artıracak. Böylece Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı bu yıl 2/3 oranında azaltılacak. Kömürden çıkmaya çalışma aşamasında doğalgaz çok öne çıktı ve bu bir süre sonra da büyük ölçüde Rusya'dan beslenen bir mekanizmaya dönüştü. Bu tabii Avrupa için siyasi açıdan çok kabul edilebilir bir şey değil. Diğer taraftan da maliyet tabii. Plana göre Rusya dışındaki tedarikçilerden boru hatlarıyla doğalgaz alımı da yükseltilecek. Yeni anlaşmalarla Azerbaycan'dan Avrupa'ya gönderilen gaz 2 milyar metreküp artacak. Bakü'den giden gaz 10 milyar metreküpe aşacak. Avrupa enerji için Katar'ın da kapısını çaldı. Doha tam kapasite üretim yaptığı için olumsuz cevap geldi. Aslında Soğuk Savaş'ın sona erdiğinden bugüne kadar buna çalışıyor. Bunun için de bir noktaya ulaşıldı. Burada Azerbaycan'dan gelen gaz, Türkiye üzerinden giden gaz çok önemli bir alternatif oluşturdu. Bir süredir biliyorsunuz Türkiye'nin de içine dahil olduğu ve çatışma gerginlik uyandıran Doğu Akdeniz gazı da konuşuldu. Ama bunlar tam anlamıyla Avrupa'nın istediği kadar büyük çeşitlenmeyi ve rahatlamayı getirmiyor. Avrupa ülkelerinin enerji ihtiyacı büyük. Rusya ise Avrupa pazarını kaybetmek istemiyor. Enerji piyasalarında kartlar yeniden kırılıyor. İran'sa Avrupa'ya petrol ve doğalgaz vermeye istekli. Ancak Batı dünyası İran'a uzun süredir yaptırım uyguluyor. Türkiye gibi ülkelerle olan boru hatları kanalıyla hem de tankerler vasıtasıyla dünyaya en fazla petrol satan ülkelerden bir tanesi. Ve İran'ın günlük olan koşullarda satabildiği petrol miktarı 2.1 milyon varil. Şimdi bunu İran olan koşullarda satabiliyor ama yaptırım altındayken bu çok fazla düştü biliyorsunuz. Hatta İran biz bunu 2.5 milyona da çıkarabiliriz şeklinde bunu ifade etti. Yükseltebileceğini söyledi. Ancak bunun için elbette İran üzerindeki yaptırımların kalkması gerekiyor. Ve İran'ın eski müşterilerini yeniden kazanması gerekiyor. İran'ın batıyla nükleer müzakereleri sürüyor. Viyana görüşmelerinde belirli bir aşama kaydedildi. Amerika'ya tekrardan nükleer anlaşmayı geri döndürebilmek için
Ama Ukrayna krizi İran açısından gerçek bir fırsat ve İranlılar bunun çok farkında. Ben şu an İran'a zaten çok büyük bir rahatlama geldiğini düşünüyorum bir yanındaki ekipte de. Çünkü Batı da bunun farkında. Rusya'ya sıkıştırıyoruz ve İran'ı da sıkıştıralım. Avrupa diyecek ya peki biz bu enerjiyi nereden alacağız? Dolayısıyla petrol konusunda İran'ın eli çok güçlü ve bunu sonuna kadar kullanacak. İran'ın en büyük problemi doğalgazın Avrupa'ya nasıl taşınacağı. Petrolün taşınması içinse tankerler mekik dokuyacak. Avrupa, enerji piyasasında önemli alıcılar arasında. Piyasaların dengesini savaşlar ve krizler belirleyecek.